Batarya yok dedi. Ben bir şey söyleyecek misiniz? Sorry. Ne oluyor şimdi? Ne oluyor? Çek abi. Ne misin? Ne kadar dikkat çekici bilemiyorum ama yani tamamen soyut iddialar, hiçbir temele dayanmayan, ispat olmayan şeyler. Sadece tanık ifadeleriyle suçlamak ya da tutukluğun devamı kararı verilmesi doğru değil. Biz buna ilişkin özellikle telefon irtibatlarına ilişkin bugün dosyaya sunduğumuz deliller ışığında casusluk faaliyeti zaten kesinlikle çökmüş durumda. Onun dışında diğer PKK örgütü veya FETÖ ile ilgili bağlantının iddiası sadece tanıklardan geliyor. Bunlar gizli tanıklar. Bu gizli ve açık tanıklar cemaatle problem yaşamış ve bu intikamlarını bir şekilde bu dava üzerinden almaya çalışan insanlar. Dolayısıyla tamamen hukuksuz bir tutuklama söz konusu. Biz müvekkilin sonunda beraat edeceğine inanıyoruz ama bu arada tutukluluğu da oldukça uzadı. Ciddi bir hak ihlali var. Pazar günü Sayın Dışişleri Bakanı'nın bu davayla ilgili açıklamasını dinledim. Tabi bu açıklamalar olduğu sürece mahkemenin burada çok da bağımsız karar veremeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Biz yine tabii devam edeceğiz tahliye taleplerine, delillerimizi sunmaya. Eksik deliller tamamlandıktan sonra bir karara varacak mahkeme. Peki 10 tane tanık sundunuz. Bu 10 tanık da mahkeme tarafından reddedildi. 10 tanesi reddedilmedi. 7 tanesi aynı zamanda ayrılan dosyada şüpheli konumunda olduğu için reddedildi. Bize göre CMK'da bunların dinlenmesini yasaklayan bir hüküm yok. Savcılığın bunları şüpheli olarak nitelendirmesi bizi ve mahkemeyi bağlamaz. Savcılık zaten önüne gelene şüpheli. Yani gizli tanığın ifadesi kimin adı geçmişse başka bir delil araştırmaksızın şüpheli konumuna koymuş. Ayrıca şunu da belirtmek lazım. Yani savcılık uzunca bir süredir zaten soruşturuyor. Yani gelinen aşamada artık bununla ilgili bir yol alması ve dosyanın önünü açması gerekir. Bugün yaptığımız talepler de yine savcılık soruşturması aşamasında değerlendirildiği söylendi mahkeme tarafından. Evet değerlendiriliyor ama daha ne kadar değerlendirilecek? Müvekkilimin tutukluluğu söz konusu. Biz bunun bir an önce kaldırılması için bu taleplerimizi ineleyeceğiz. Celse arası dilekçe vereceğiz ve yeniden dikkate alınmasını talep edeceğiz. Sayın Bronson'un durumu nasıl? Nasıl bir şey kaldı? Ya Bronson aynı durumda. Yani durumu iyi değil tabii. Yani psikolojisi, sağlığı suçsuz bir şekilde tutuluyor hapishanede. Uzunca bir süre dosyanın açılmasını bekledi. Dosya açıldıktan sonra da gelinen aşamada tahliye umudunu taşıyordu. Fakat tahliye olmaması onu psikolojik açıdan gerçekten yıpratıyor. Avukat Bey, somut bir veri sunulmaması rahip Brunson da orada ifade etti. O konuda neler söylüyorsunuz? Ya başından beri dosya böyle. Yani gizli ve açık tanık ifadelerinde bize göre aleyhe bir durum yok. Hadi olduğunu farz edelim, bunu destekleyecek somut başka yan deliller gerekiyor. Yani Yargıtay'ın bu noktadaki kararları çok açık. Sadece tanık ifadelerine dayalı olarak tutukluluğun sürmesi kabul edilebilir bir şey değil. Casusluk iddiası ile ilgili biz öne sürdüğümüz deliller ve casusluğa konu teşkil edilen Devlet Demiryolları'na ait listeyi biz Google'dan indirip sunduk. Onun dışında ne var casusluk faaliyeti? İşte benzin istasyonlarını araştırmış. Benzin istasyonlarına girin. Herhangi bir aplikasyon uygulamasıyla benzin istasyonlarının yerini bulabilirsiniz. Ermeni mezarları araştırılmış. Gidin mezarlıklara isimlerini yazabilirsiniz. Bunlar devletin gizli kalması gereken nitelikte belgeler değil. Dolayısıyla casusluk suçunun konusunu oluşturabilecek belgeler değil. Dolayısıyla casusluk iddiası zaten tamamen havada. Onun dışında FETÖ ve PKK'ya bağlamak isteniyor. Bu son dönemde yakalanan tüm sanıklara uygulanan bir paket program gibi. FETÖ, PKK, casusluk bir de yanına gizli olaylarını ekleyin. Tüm bu paket programla birlikte yargılamalar yapılıyor. Biz kesinlikle müvekkilimizin suçsuz olduğuna inanıyoruz. To the Minister of Justice, if you would release Pastor Andrew Brunson until his trial, I will serve out a sentence. And so I'm going to be writing a letter to the Minister of Justice. So, you know, we're praying for this situation to be resolved quickly. We have tens of thousands of people around the world that are praying for this situation to be resolved quickly. Pastor Andrew Brunson is totally innocent. The attorney said that, so we're just praying for justice to be done. We love the Turkish people, we love Turkey,
And we're praying that Andrew Brunson can come home very, very soon. How does it look like for you here? Well, I'm happy to be here in Turkey. I come to Turkey very often. I have a multiple entry visa. I love the Turkish people. I love Turkey. We're praying for Turkey. And we're praying that Pastor Andrew Brunson, this innocent man, can be released. And so that's what thousands of people around the world are praying for. And we just pray that the Turkish government, the justices, and the judges would have mercy upon Pastor Andrew Brunson, because he's innocent. As we heard in the courtroom today, we've been in since 10 o'clock this morning, that there are many false witnesses. There's no hard evidence. The attorney said that in his closing arguments. There's no hard evidence. So we're just praying for God to release Pastor Andrew Brunson, and we're praying for victory. We may have to wait till July the 18th. I was here 2 weeks ago on April the 16th. We're here today on May 7th. And so we're just praying that there will be justice done on July the 18th.